ailelerin avukatları olarak bugün karar duruşmasında açıklanan karar bir nebze olsun yüreklerimize su serpti. Avukat Sevgi Evren Köroğlu ben. Mısra Öz ve diğer ailelerimizin avukatlığını yaptık. Çağdaş Hukukçular Derneği olarak bu duruşmayı takip ettik, dosyayı takip ettik. Geldiğimiz konakta tüm sanıkların olası kast ile yargılanmaları gerektiğini defalarca ifade ettik. Deliller toplandı, belgeler toplandı, olası kast hükümlerinin uygulanmasını talep ettik. Ama bugün geldiğimiz netice itibariyle 4 tane üst birinci bölge yöneticisine bilinçli taksirden hapis cezası verildi. Diğer sanıklara kısmi cezalar verildi. 4 sanığın da beraatine karar verildi. Bizim için bugün karar neden önemli? Çünkü TCD'de genel müdürlüğüne gidecek olan basamağa çıkmış olduk. Birinci bölge müdürü Nihat Arslan, yol müdürü Mümin Karasu, demiryolu bakım müdürü Turgut Kurt ve onun altında çalışan bakım şefi Özkan Polat bilinçli taksirden 15 yıl ve üstü cezalar alarak bugün dördünün tutuklanmasına karar verildi. 6 yılın sonunda ailelerin yüreklerine bir nebze olsun su serpen bu karar için şimdilik birinci basamak tamamlandı diyebiliriz. Bu 4 sanık bilinçli taksirden yargılanarak ceza alarak tutuklandılar. Diğer sanıkların tutuklanmasına karar verilmedi. Onların da adli kontrol kararlarının devamına karar verildi. Aslında 6 yılın sonunda tüm bu süreç 7. celsede 2021 Mart ayında dosyada neticelenmişti. Dosyada bir dilekçe vardı. Bizler sunmuştuk bu dilekçeyi. Demiştik ki şu an TCD'de genel müdürü olan Veysi Kurt, kaza tarihinde TCD'de genel müdür olan İsa Paydın ve onun diğer yardımcıları ve daire başkanlarının isim listesini mahkemeye sunmuştuk ve mahkeme dilekçeyi olduğu gibi savcılığa intikal ettirmişti. Ve intikal etme sebebi şuydu: yeterli şüphe oluştu bu kazanın yaşanmasında, bu isimlerin her biri kasten ihmallerle bu kazaya sebebiyet verdiler, derhal onlar hakkında da dava açılsın diye gönderildi. Ama 4 yıl boyunca savcılık dosyasını sürüncemede bırakan Galip Özkurşun, yeni giden dilekçemizi soruşturan savcı Fatma Top, bunlar tarihin kara sayfalarına geçtiler. Dosyada gereken soruşturmayı, etkin soruşturmayı yapmayarak bugün bize 13 sanık hakkında karar verdiler. Bu duruşmayı uygun gördüler. Netice itibariyle bu 4 sanık tutuklandı. Cezasızlık politikasına bir nebze olsun dur demiş olduk. Biliyoruz ki kazadan sonra bazı tedbirler alındı. Meteorolojiyle protokoller yapıldı. Altyapı sorumlu olan bölgelerde tren yavaş gidiyor. Halkın can güvenliği, bu davanın sahiplenilmesi, kamuoyunun sahiplenmesi, ailelerin ısrarı ve adalet arayışıyla bu noktaya geldi. Bu gece Oğuz Arda'da, Serhat'ta, Bihter'de annelerinden, ailelerinden ve bu davaya destek veren herkesten razıdır. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Yerlerinde. Bu cezasızlık son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, çok uzatmaya gerek yok. Bu karar önemli bir karar. Türkiye tarihinde belki de ilk kez kamu görevlilerinin aldıkları cezalar açısından ve Türkiye'deki sistematik cezasızlık perdesinin yırtılması açısından önemli bir karar. 6 yıldır buradayız, 6 yıldır adalet arıyoruz. Karardan memnunuz ancak yetmez. Daha önce çok kez söyledik, bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Bu yargılama başından beri eksik bir yargılamaydı. Bu karara rağmen bu yargılama hala eksik bir yargılama. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nı bu hale getiren ve bu katliamları yol açan özelleştirme politikalarının mimarları yargılanmadığı sürece, başta Binali Yıldırım olmak üzere, başta dönemin genel müdürü olmak üzere, başta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu özelleştirme politikalarının temsilcisi olan kişiler yargılanmadığı sürece bu yargılama eksik kalmaya devam edecek ve bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum bitirmeden önce. Bugün burada avukatlar olarak bir kişi eksiyiz. Dosyanın avukatlarından olan Can Atalay, bildiğiniz üzere 2 yıldır cezaevinde, bugün 2. yıl dönümü tutukluluğunun. Kendisinin bu kararın çıkmasındaki payı yadsınamaz. Bunu da vurgulamak istedim. Teşekkürler. Egemen Başkan'a da verelim.
Herkese merhaba. Tekirdağ Barosu adına bugün bu davayı başından sonuna takip ettik ve neticeyi görmüş olduk. Açıkçası ilk günden bu yana mevsimler boyu süren bu adalet yürüyüşünde aileler bugün bir nebze olsun yüreklerine sur serpilen bir kararla karşılaştılar. Elbette bu yeterli bir karar değildi. Elbette bu karar yürekleri tamamen soğutmadı. Ancak az önce meslektaşımın da ifade ettiği gibi adaletsizlik politikasının perdesini yırttı bu karar. Bu yönüyle çok önemli. Daha önemli kararların alınacağı bir adli ve idari süreçlerin devamını takip edecek Tekirdağ Barosu. Bütün meslektaşlarıyla bir arada burada yan yana olduk. Ailelerin her zaman yanında olmaya gayret ettik elimizden geldiğince. Ve bugün bu kararla da gördük ki birlikten ve mücadeleden gerçekten sonuç çıkıyor. Bugün bu mücadeleyi asla vazgeçmeden sürdüren ve pek eşi benzeri olmayan ailelerin bir arada duruşunu kutluyorum. Ve onların bu Türkiye'deki adalet mücadelesinde attığı çentin ilerleyen yıllarda daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle Tekirdağ Barosu adına selamlıyorum. Avukat Egemen Gürcün, Baro Başkanı. Bugün Çorlu tren katliamı davası bitmedi. Derin bir nefes aldı. Bu akşam çocuklarımız rahat yatsın, rahat uyusun hepsi. Üst düzey yöneticiler yargılanmadığı sürece Çorlu tren katliamı davası kapanmayacaktır. Bugün içimize serpilen bu sürede emeği olan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Birlikten mücadele doğdu. Hepimize kutlu olsun. Adalet adına bugün umarım Türkiye'de emsal bir karar teşkil eder bugün verilen karar. 6 yıldır hep birlikte veriyoruz bu mücadeleyi. Siz basın emekçileriyle, yanımızda olan politikacı siyasetçilerle, gönüllü avukatlarla, halktan, yurttaştan insanlarla, herkesle bir arada olup çok büyük bir mücadele verdik. Biz bu yollarda 10 kişi yürüdüğümüzü de biliyoruz. Bugün sokakları doldurup taşırıp yürüdüğümüzü de şahit olduk. Ama önemli olan adaletin sağlanmasıydı. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti ve biz Türkiye'de artık cezasızlık politikasının bittiğine, bundan sonra suç işleyenlerin, sorumluluğu olan herkesin cezalandırılarak bir takım katliamların önüne geçilmesini istiyoruz. Toplumsal cinayetler politiktir. Biz ne yazık ki 6 yıldır çok büyük emeklerle verdik bu mücadeleyi ama burada bitmiyor. Evet, bugün 4 tane sanığın tutuklandığına şahit olduk. Yüreğimize su serpildi. Bu dava burada bitmez. Biz İsa Apaydın'ın peşindeyiz. Biz Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun'un peşindeyiz. Biz diğer bürokratların, dönemin Ulaştırma Bakanı olup bizi bir kere bile dinlemeyen ama milletvekili olup o devlet TBMM'nin koltuklarında oturan, maaş alan, hatta yetmeyip tekrar parantez içinde 35 kamu ihalesi alıp parasına para katan İsa Apaydın da bu tutuklama gibi bir kararla cezaevine göndermeden rahat etmeyeceğiz. Özür diliyorum, çok heyecanlıyım. Çok büyük bir mücadelenin başlangıcındayız. Umarım bundan sonra birlik olarak daha da güçlü bir şekilde herkese, sorumlulara, çanak tutanlara ve en başta bu ülkeyi bu hale getirenlere hep birlikte hesap sorarız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben bu şey değil. Benden sonra olmaz, önce olur. Nasıl? Herkese, pardon, çok özür dilerim. Şurada dursam. Herkese merhaba. Ya öncelikle mahkeme heyetini kutluyorum. Çünkü bu korkunç zulümleri yaşatan bir 22 yıla yayılan bir iktidar döneminde böyle bir karar vermek bir nebze olsa cesaret gerektiriyor ama dahası haysiyet gerektiriyordu. Haysiyetlerine sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Kararın siyasi olduğunu farkındayız. Ama eksik olduğunun çok daha farkındayız. İsimleriyle söylendi.
Bu davanın burada bitmeyeceğinin kanıtı aslında bu karar. Bakın burada katliamlarda, taammüden cinayetlerde payı sorumluluğu olanlara ceza verildi diye memnuniyet duyuyorsak, Türkiye siyasetinin, yargısının ne hale geldiğinin bir kanıtıdır bu. Bu dava, bu kararla aslında esas sorunlara uzanmanın da gerçekten kapısını açtı. TCD'de genel müdürleri, ulaştırma bakanları ve şahsım devleti diye memleketi anan ve kendisinin çok sevdiği sözcükle söylersek, o kişi de hiç layüsel değil. Ve mutlaka ondan da hesap soracağımız bir gün gelecek. Ben aileleri gerçekten tebrik ediyorum. Çok önemli mücadele verdiler. Ve derdine sahip çıkarsan bir sonuç alınacağının en azından kapısı açıldı. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Aileler konuşmayacak mıydı? Başkanınız öyle dedi, duymadınız mı? Oturuyorsunuz. Merhabalar. Biz 2018 yılı Temmuz ayının o akşamı başladık mücadeleye aslında. Hiçbirinizin haberi olmadı. Biz orada attık bir tohum. Trenlerin altında başladık o mücadele için. O şeyi atmaya orada başladık biz. Trenlerin altında, balçıkların içine bulana bulana biz bugünü bekledik. O günden attık bu tohumları. Çocukların anneleri konuştular, babaları konuşamadılar. Ayrıca babaları vefat eden çocuklar o zaman 6 yaşındaydı. Belki sandalyenin altına ulaşamıyordu ayakları. Şimdi kocaman oldular. Geç kalmış adalet, adalet değildir. Biz bu mücadelemiz için sevinemiyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Bütün yıldırmalara rağmen başladığımız gibi ayaklandığımız bir şekilde duraklayabiliriz. Ama mücadelemiz devam edecek. Anneler olarak, eşler olarak, çocuklar olarak, babalar olarak kaybettiğimiz 25 can adına biz mücadelemize devam edeceğiz. Burada genel başkanımız bizi yalnız bırakmadı olayın en başından beri. Sizler bizi hiç yalnız bırakmadınız. Avukatlarımız özellikle Can Atalay burada değil. İnanın şu an benim gözümde her yerde Can Atalay var. Baktığım her yerde Can Atalay'ı görüyorum. Onu bir an önce yanımızda görmek istiyoruz. Onu kucaklamak istiyoruz. Çok acı çektik. Evet, bizim gibi ama çokça acı çeken insanlar var. Anneler var, babalar var, eşler var, evlatlar var. Hiç kimsenin haberi olmadı şimdiye kadar. Ama biz bu kıvılcımı attık. Mücadeleye inancımız tam, yolumuza devam edeceğiz. Sizlere de hepinize çok çok teşekkür ederiz yanımızda olduğunuz için. Değilim, mağdurum. Genel aileler konuşacaktı da. Kardeşim ben mağdurum. Görüyor musunuz? Siz de şeysiniz. Oraya doğru gider misiniz? Rica etsek. Ben tren kazasında mağdurum. Kolum trenin altında kaldı. Diğer kardeşlerimi çok çığlıklarıyla o günü unutamıyorum. Hala trenin altındadır. Ama bugün biraz rayların üstüne çıkan adalete çok sevinçli, çok ümitliyim. İleride daha iyi adaletler geleceğine çok memnunum bu karara. İnşallah konuşamayacağım. Başkanım. Ya lütfen biraz geri çekilin ya da böyle bir alan bırakın ki rahatla konuşabilirsiniz. Tamam şey yapacağız. Acele etmeyin arkadaşlar. Abim öyle yapmayın. Biraz değiştirmeyin arkadaşlar lütfen. Gel sen böyle şuraya şöyle biraz gel. Gel. Rahatsız etmeyin. Siz de isterseniz biraz alçalın ki arkada çekenler de... Bugün Çorlu tren katliamının karar duruşması için buradaydık. Şubat ayında hiç beklenmedik bir şekilde duruşma bugüne atıldığında büyük bir infial vardı. O gün ailelere söz vermiştik. Günü geldiğinde 25 Nisan'da buraya çok daha güçlü geleceğiz ve çok daha kalabalık olacağız diye. Defalarca ifade ettiler. Buralarda
Kimsesiz kaldıkları, tek başına yürüdükleri günler de oldu. Bugün burada büyük bir kalabalıkla ve büyük bir inançla yıllardır bu mücadeleyi gösteren ve bütün Türkiye'deki mağdurlara umut olan, hakkı yenenlere örnek olan bu büyük ailenin önünde öncelikle hepimiz bütün Türkiye olarak saygıyla eğiliyoruz. Ardından başta çağdaş hukukçular olmak üzere, çünkü Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetinde Soma'da sadece iki tutuklu var. Birisi Selçuk Kocaağaçlı, birisi sevgili Can Atalay. Soma'da o günkü şartlarda bütün mücadeleleri sonucunda onları alıp içeriye attılar ve Soma'nın katillerini dışarıya bıraktılar. Bugün burada belki de ilk kez kamu görevlilerinin ceza aldığı, tutuklandığı, 22 yıldır yerleştirilmiş cezasızlık kültürünün ilk kez geliretildiği, ülkeyi yönetenlerin benim bürokratıma, benim yöneticime, kamu görevlime dokundurtmam, çünkü verdiğim kanunsuz emirleri onlar uyguluyor. Onlar yargılanırsa bundan sonra sözümü dinlemezler mantığıyla hiçbirini feda etmeyenlerin bugün halkın göstermiş olduğu büyük dirayet, halkın göstermiş olduğu büyük dayanışma sonucunda geri adım attıklarını görüyoruz. Mahkeme heyeti tarihe kendileri adına bir utanç değil, aslında hukuk için küçük ama Türkiye'deki mücadelelerin tümü için büyük bir adıma katkı sağladılar. Ben olası kast, taksir, bilinçli taksir tartışmalarını kıymetli hukukçulara bırakıyorum. Ama bildiğimiz bir şey var. Sadece bölge müdürlükleri nezdindeki cezalandırmalar ilk adımdır ama yeterli değildir. Bundan sonra hepimize düşen istinaf aşamasını, Yargıtay aşamasını titizlikle, dikkatle ve inatla takip etmektir. Buradaki kazanımın üst aşamalarda aşındırılmasına, geri gitmesine asla izin vermeyeceğiz. Sözümüze değer veren herkese şunu söylüyoruz. Bir olay ortaya çıktığında hep beraber ağlıyoruz. Önemli. Büyük sözler söylüyoruz. Unutursak yüreğimiz kurusun diyoruz. Önemli. Ama süreci takip etmek son güne, son ana kadar ilk günkü öfkeyi, ilk günkü acıyı unutmadan takip etmek önemlidir. Devlet Demiryolları'nın genel müdürleri ve oradaki genel müdürü, yardımcıları ve tüm sorumluların yargılanması gerekmektedir. Ve siyasi sorumluluk asla unutulmamalıdır. Seçim öncesi hızla yetişsin, faaliyete geçsin, seçim vaadimiz yerine gelsin diye kanunsuz emir verenlerin, alelacele hatları devreye alanların, bir başka seçim öncesi aman kesintiye uğramasın diye bakım onarım meselesinin aksatılmasına yönelik siyasi talimat verenlerin hesap verdiği günler gelmeden Çorlu için tam adalet sağlandı diyemeyiz. Ama Çorlu hepimize umut olmuştur. Ben ilk günden beri bütün Türkiye'ye örnek bir birlik ve dayanışma gösteren Çorlu annelerine, babalarına, dedelerine ve evlatlarına, bugün yolda benim boynuma sarılıp da Özgür amca, benim babam da burada oldu, İyi ki geldiniz diyen şu güzel kızlarımıza,
bir maddi menfaat peşinde olmadan sırf adalet için onlara sahip çıkan tüm avukatlara, tüm avukatlarımızın kıymetli meslek örgütü barolarımıza ve o gün ilk günden beri bu davayı takip eden aileler yüz kere dedi diye boynumun borcudur. Çorlu'nun yeniden de seçilen belediye başkanım Ahmet Başkan'a hiç yalnız bırakmadı dedikleri için ve hangi siyasi partiden olursa olsun hem partimin hem diğer siyasi partilerin milletvekillerine bugün buraya dünkü yaptığımız çağrıdan sonra yüzlerle gittiğimiz buradan binlerle, üç binlerle, beş binlerle bu destek için buraya koşup gelen, sözümüze değer veren herkese, İstanbul'un ve Trakya'nın tüm il başkanlarıma ve bu büyük mücadeleye katkı için burada olan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yeni bir siyasi iklim vardır. Bu iklim bir siyasi partinin yarattığı, başardığı bir iklim değildir. Bu iklim mağdurların, mazlumların, unutulanların, yok sayılanların ve hakkı yenip yok sayılmaya çalışanların mücadelesine omuz veren, nefes veren herkesin yarattığı bir iklimdir. Bu akşam yıllardır mahkemelere giderim. Soma'da 83 blok mahkeme takip ettim. Bu karar duruşmasında sağımda Can Atalay, solumda Evren İşler, etrafımızda, yanımızda aileler, biz hüngür hüngür ağladık. Bir tane tutuklu yoktu. O gün Selçuk tutukluydu. Üstüne de Can'ı da tutukladılar. Bugün buradan bu sonuç alınıyorsa bu bir kazanımdır. Direnenlerin, mücadele edenlerin, dayanışma gösterenlerin başarısıdır. Onların zaferidir. Orada raylar altında kolunu bırakan teyzem burada adalet için geldiyse, torununu bırakanlar, evladını bırakanlar bugün buradaysa, bugün biz bir nebze olsun adaleti bulduk, yüreğimize su serpildi diyorsa avukatlar, anneler, evlatlarım bu gece rahat uyuyacak diyorsa, dayanışmanın önemi, mücadelenin önemi budur. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük gerilemeye, geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek. İyiler kazanacak, anneler kazanacak, mağdurlar kazanacak. Bundan sonra hepimize düşen bir şey var. Kim hak arıyorsa yanında olalım, arkasında olalım. Soma ise Soma, Çorlu ise Çorlu, İliç ise İliç. Atanmayan öğretmense pazar günü Unus'ta atanmayan öğretmen. Açlığa mahkum emekli ise emekli. Kim hak arıyorsa yanında olalım. Türkiye'deki herkese söylüyorum. Kolunu rayın altında bırakmış bu annem. Size bu mücadeleye katkı sağlayanlara Allah razı olsun diyor. Evladını orada bırakmış bu gencecik anneler. Mücadelelerine omuz verenler sayesinde bu gece rahat uyuyacaklar. İlk kez acıdan değil sevinçten gözyaşı döktü bu anneler. Bu başarı dayanışma gösterenlerindir. Bundan sonra hep beraber olacağız. Hep birlikte duracağız. Hep birlikte yürüyeceğiz. Birleşe birleşe biz kazanacağız. Halk kazanacak, Türkiye kazanacak.
ve basın arkadaşlarıma teşekkürler.